Ki Dışişleri Bakanlığı yani tam böyle okkalı bir yanıt verdi. Hani bu sorumsuzcadır dedi ve asla kabul edilemez dedi. Yani Amerika ne oluyor? Sen benim ülkeme gelecek olan göçmenleri falan nasıl tayin edebiliyorsun diye burada Dışişleri Bakanlığı son derece yerinde ve okkalı bir yanıt verdi. Yani üçüncü ülkelere adres gösterdi. Türkiye'nin adını verdi ya. Şeyde, evet, en başta tabii Türkiye oluyor. Tabii. Burada dedi ki yani Türkiye'ye gelin, Türkiye'den başvurunuz yapın. O arada beklerken de Türkiye'de ne yapacaklarını da söyleseymiş keşke bir de. Türkiye size bakar filan gibi herhalde bir şey söyleyecekti. Fakat şöyle bir temel problem var. Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği yanıtta da biz bunu görüyoruz ki. Yani bir de şöyle iki taraflı bakmak lazım. Bir siyasi, yani uluslararası siyaset açısından bir kere çok yanlış bir açıklama. Kesinlikle ve Dışişleri Bakanlığı da buna net bir şekilde tepkisini koydu. Kaldı ki zaten Türkiye'de çok ciddi sayıda bir... Evet, Dışişleri Bakanlığı onu da söyledi, evet. Zaten biz de Suriyelilere bakıyoruz, ediyoruz, evet, falan. Yani fazlasıyla biz bunu yaparken bir de üstüne biz Afganları, aynen, falan, hele ki sizin böyle yol göstermeniz de yapamayız. Nokta. İşte sınırlarda zaten duvarlar da ölmeye başlamış sanırım Türkiye İran'sında, ama asıl mesele biraz da şu bence. İran bir zamana kadar İran aslında bayağı bir tutuyordu Afganları. Fakat son zamanlarda İran'da da benim anladığım İran yönetiminde de en azından, belki hükümet değişikliği başka bir yere çevirir iş, ama sanırım bir Türkiye karşıtlığı da yükseliyor, evet, İran'da. Her zaman vardı. Yani tabii biz düşman değiliz ama hep rakip, evet, iki ülke olduk İran'la tarihten beri yani. Bizim İran karşıtlığımız yok ama onların Türkiye karşıtlığı çok ciddi derecede var. Yani evet var, ve şunu da hani söylemekte fayda var. Yani evet, ama şunu da bir yandan da söylemek lazım. En eski, biliyorsunuz, savaş sonrası en eski çizilmiş sınırlarda Türkiye ile İran arasında, Kaslı Şirin'le beraber. Fakat tabii İran'ın sürekli alttan alta evet, çok eskilerden beri, daha 14. yüzyıldan beri bir takım, evet, şeyleri var. Şu önemli, tekrar vurgulamak lazım. Yani bizim sınır güvenliğini bir kere iyi bir şekilde sağlamamız, evet, lazım. Suriye, Irak ve İran sınırlarında, evet, en başta olmak üzere. Bunun üstüne Amerika'nın yaptığı bu açıklama gerçekten komik. Çünkü yani Türkiye'deki durumu bilmiyor olma ihtimali yok bu açıklamayı yapan insanların. Ve de şimdi Türkiye'de sosyal durum da maalesef. Yani şimdi bazı şeyleri de çok konuşmamak lazım ama Türkiye'deki sosyal durum da bu konuda iyiye gitmiyor. Daha çok, evet, göç alması Türkiye'nin... Zaten o zamanlamayı da iyi takip ediyorlar galiba, evet, ki hemen Kılıçdaroğlu hemen Amerika'nın o açıklamasını sahiplendi. Ve o açıklama üzerinden bir kendince bir yanıt verdi. Evet. Yani Dışişleri Bakanlığı tabii o Kılıçdaroğlu'nun o iddialarını da yalanladı. Evet. Kılıçdaroğlu diyor ki Türkiye ile Amerika anlaştılar. Heledik Amerikalıların bu söylediklerini ve bu göçmenleri alacağız biz. Ya maalesef komplo teorileri. Maalesef biz iktidara geldiğimiz zaman bunu da kabul etmeyeceğiz noktasında havasını da attı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına bakınca bunun, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin de gerçekçi olmadığını ya görebiliyoruz. Maalesef bizim toplum komplo teorilerine çok evet, meyilli. Yani dedikleri şu, yani bu NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la görüştü. İşte orada aman efendim tamam biz ne derseniz yaparız. Afganistan'a kimse olmazsa biz size jandarmalık yaparız. Orada göçmenler konusunda da merak etmeyin, biz hepsini alırız. Yani hesapta böyle demiş. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bunu Kılıçdaroğlu çıktı böyle söyledi. Yani Kılıçdaroğlu karşında ne alınmış? Bakın. Madem bunu biliyorlar, karşında ne alınmış? Yani, ya karşılığını falan değil. Onu da söylesinler. Yani bir anlaşmanın bir tarafını söyleyip çok bir tarafını söylemiyor olması saçma. Çok garip hakikaten. Yani ana muhalefet partisinin lideri bulunmadığı bir ortamdaki bir görüşmenin deşifresini yapıyor. Belli oldu işte diyor Erdoğan Biden'la. Açıkça anlaşılıyor ki diye bir kalıp, evet, yani kullanmış bu, İngilizce. Bunu nereye koyacağız? Yani hani bu Amerika Dışişleri Bakanlığı bu açıklamayı yapıyor. Tamam, senin de dediğin gibi Türkiye'deki atmosferi de biliyor. Afgan göçmenler vesaire, İran sınırından kaçak geçişler vesaire falan. Tam da onun üstüne böyle tuz biber olacak şekilde bir açıklama yapıyor Amerika Dışişleri Bakanlığı sorumsuzca. Dışişleri buna yanıt veriyor da Kılıçdaroğlu da bu açıklamayı sahipleniyor. Yani karşı çıkar gibi. Sıkıntı şu ama bir taraftan sahipleniyor. Yani biz bu durumu çözeceğiz noktasında. Sıkıntı şu değil mi? Kendine adres gösteriyor. Anlaşmanın bir tarafını öğrenmiş ve söylüyor. O zaman karşılığında ne alındığını da söylesin. Sayı da konuşuyor ya. 1 milyon Afgan göçmen. Ya tamam diyor, diyelim yani, doğru. 1 milyon Amerikan destekçisi diyor bir de. Ha. Afganistan'da 1 milyon kişi var mı Amerika'yı destekleyen bir kere? Hayır, o da çok garip zaten. Diyelim, bunların hepsi doğru diyelim. Afganistan'da 1 milyon destekçisi olsa Amerika'nın zaten, 20 yılda zaten 50 kere Afganistan'ı, aynen, fethederdi Amerika ya. Bu duruma düşmezdi. Yani Kılıçdaroğlu'nun o sözleri neresinden bakarsanız bakın yani her cümlesi hata. Her cümlesi hani yalan demeyeyim de yanlış ifadeler. Ya öteki bilgisiz, taraf ne olacak? Cahil. O zaman karşında ne aldı Türkiye? Onu da söylemiyor mesela. Bence o çok tuhaf ya.
Karşında ne aldığını niye söylemiyor böyle ya şey? Ya bence muhalefet liderinin kafası gerçekten karışık. Çünkü 2020 yılında hazırlanan CHP parti raporunda Entegrasyon ve Göç Bakanlığı gibi bir bakanlığın kurulması CHP'nin gündemindeydi. Bugün gelinen noktada başka bir şey diyor. Yani Entegrasyon ve Göç Bakanlığı demek göçü destekleyip bu belli olan sayıdaki geri dönme ihtimali de olmayacak bir şekilde nüfusa entegre etmeye çalışıyorsunuz. Böyle bakanlıktan bahsederken bir noktada ben kendi içerisinde kalmış olduğu çelişkiden bahsediyorum aynı zamanda. Ve böyle de bir tweet atıyorsunuz ve bu tweetinizde ilginç bir şekilde İngilizce atıyorsunuz. Bu arada konuyu şey yapmadan şunu da söyleyeyim. Bodrum'da Ören'e, bütün tekne sahiplerini Ören'e çağırıyorlar. Teyitli bir şekilde bana geldi bilgi. Tahliyeye yardım etmek için ne kadar çok tekne gelirse o kadar yani faydalı. Çok fazla böyle resmi olan açıklamaları da şahmıyorum yani. Hani devlet kurumlarının dışında yapılan açıklamalara da çok fazla itibar etmeyelim açıkçası. Bilmiyorum yani bu açıklamayı nereden geldi de. Mustafa Caner, evet, bu Afganistan, Amerika'nın bu açıklaması. Hı hı. Amerika ne yapmaya çalışır sana göre bu açıklamayı yaparak? Yani Kılıçdaroğlu'na malzeme mi verdi? Ne oldu yani? Amerika aslında Afganistan'da bıraktığı yıkımın yükünü bir kısmını Türkiye'nin sırtına yüklemeye çalışıyor. Yani başka meselelerde de yaptı bunu. Afganistan meselesinde de aynı şeyi yapıyor. Tabii bu Türkiye-Amerikan ilişkileri açısından şöyle bir talihsizlik. Türkiye'nin otoritesini, siyasi otoritesini, egemenliğini hiçe sayma durumu. Yani Türkiye'nin yerine konuşma, Türkiye'nin evet. yerine karar verme ve işte Türkiye'yi burada affedin tabiri caizse adam yerine koymama gibi bir yaklaşımı var. Tabii bu kabul edilebilir bir şey değil. Dışişleri Bakanlığı da uygun cevabı sert bir şekilde Amerika'ya iletti. Bu bence Türkiye'nin Afganistan meselesindeki pozisyonu da, yani Afgan göçmenler konusundaki pozisyonu da biraz ortaya koyuyor. Türkiye, İran meselesi de orada zikredildi. İran'la ilişkiler anlamında olsun, gelecek Afgan göçmenlerin kabul edilmemesi ve geri gönderilmesi anlamında olsun. Şimdiye kadar, daha önce de Dışişleri Bakanlığı'nın bu minvalde bir açıklaması olmuştu. Şunu söylüyor, yani Afganistan meselesinde bir açık kapı politikası uygulamayacağım. Yani Afganistan'la evet. sınırdaş değilim. Değiliz. Tabii. Afganistan'daki yıkımın sorumlusu ben değilim. Dolayısıyla yani hukuken zaten böyle bir şeyim yok. Yükümlülüğümüz yok. Dolayısıyla Türkiye diyor ki ben bu göçün artık maliyetini tek başıma karşılamak istemiyorum. Yani karşılamak istemiyorum. Zaten siz de söylediniz. Suriyeli göçmenler konusunda Türkiye gerçekten taşıyabileceği kadar yükü taşıyor. Dışişleri Bakanlığı söyledi bunu zaten. Tabii. Bu açıklamaya cevaben. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konudaki tavrı net. İran-Türkiye sınırı bu anlamda ne kadar kontrol altına alınabilir? Tabii ki çok zor yani coğrafi koşullardan dolayı. Fakat burada siyasi bir çözüme gidilmesi gerekiyor. Yani İran makamlarıyla oturup konuşulması gerekiyor. Gerekirse bir sınır mekanizması. İranlılarla oturup konuşulduğu zaman zaten İranlılar tabii ki efendim haklısınız, tabii ki öyle olur falan. Yani bunun dışında bir şey söylemiyorlar herhalde, değil mi? Yani İranlılarla masaya oturduğun zaman yani her şey yolunda, yani hiçbir sorun yok, hiçbir sıkıntı yok. İran unutmayın, şimdi Taliban'la masada oturmuş, sizinle niye oturuyorsunuz? Yani denetlenecek tabii, o süreçler bir şekilde denetlenecek. Şöyle bir imajın belki oluşması gerekiyor. Yani Türkiye başıboş bir şekilde bu mülteci dalgasının sınırlarından geçişine izin vermiyor. Hı. Ve bu göçmenleri engelliyor da ve yapabildiği kadarını da geri gönderiyor. Yani gönderebildiği kadarını geri gönderiyor. Bu imaj oluşursa bence bu göçmen dalgasının da bir seviyede frenlenmesine evet. imkan tanıyacaktır diye Sen düşünüyorum. Sen Nuri, yani tabii burada biraz önce Ali Hoca da dedi, yani ABD'nin niyetine bakmak lazım evet. Afganistan'dan çekilmekle. Yani orada bir anladığım kadarıyla bir kara delik oluşturmak istiyor. Hı. Amerika ve bölgedeki büyük güçlerin ve çevre komşu ülkelerin Hı. o kara delikle uğraşmasını Hı. aslında amacı o. Yani orada bir büyük sorun oluşturur. Ali Bey'in bir, mesela dün de konuştuk biz Ali Bey'le. Afganistan'da Amerika'nın bıraktığı 3 tane enkaz başlığı. Siyasi, askeri güvenlik ve bu göç. Aynen, şimdi evet. göç üzerinden konuşacak olursak, yani bu göç meselesi o 3 tane enkazdan bir tanesi. Aynen. Şimdi baktığımız zaman şimdi ne oldu? Şimdi bir gecede en büyük üslerinden birisini boşalttı Amerika. Evet. Ve Afgan yetkilileri haber vermeden kaçarak adeta boşalttılar orayı. İşte Eşref Gani yani bunu söyledi resmen yani. Aynen, evet.
Hani ansızın yani, çekip gittiler. Hani ama Eşref Gani işte, bu işin sorumlusu Amerika'dır dedi. Biden açıklama yaptığında da ne güzel tabii, iyi olur falan tabii, diyordu. Yani şimdi Eşref Gani'ye baktığımız zaman ondan çok net bir şey çıkartamayız ama burada esas durum bir Çin'in burada burayla uğraşmasını istiyor ABD. O kesin. Yani benden sonra Çin yansın. Adeta o ona doğru bir çağrı var. Yani ben Türkiye bunları alsın diyeyim. Türkiye zaten bu açıklamanın üstünde iyice bana tepki de gösterir. Almaz, sınırlar da kapatılır. Göç meselesi öbür tarafa kaysın. Afganistan'ın diğer sınırlarına kaysın ve orada bu meseleyle Çin uğraşsın. Amerika'nın böyle bir düşüncesi olabilir mi acaba? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.